Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile Geometri Kampı'nın 26. haftasının 4. videosundayız. ÖSYM benzeri testlerin çözümünü yapıyorduk analitik geometride. Yani kitabımızda sayfa numarası şöyle bakıyoruz. 239 ve 240'ın çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda K eleman pozitif reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde x eksi y eşittir K ile orijinden geçen D1 D2 doğrularının sınırladığı kapalı bölge bir eşkenar üçgendir. Şimdi özel bir durum var orijinden geçen. Bir de k eleman pozitif reel sayı diyor ya. Yani burada k da pozitif reel sayı olduğu için bunu kullanacağım. Yani büyük ihtimalle analitik düzlem çizeceğim zaten. Analitik düzlem şöyle bir çizelim. K elemanın pozitif reel sayı olmasını da kullanalım. O zaman ben bunun grafiğini çizerken lazım olacak galiba burada. Ben burada x yerine 0 yazarsam y'si ne yapar? Eksi k olur. Y yerine 0 yazarsam ne olur? Y yerine 0 yazdığımda da x eşittir k mı olur? Evet. Pozitif reel sayı olduğu için x eşittir k'dan geçecek. Yani şöyle bir şey olacak. Öbürü de x eşittir eksi k'da burada değil mi? Pozitif reel sayı olduğu için eksilisi de burada olmak zorunda. Y ekseni kestiği yerde. İşte bu doğrunun grafiği şu şekilde mi oldu? Aynen öyle. Şimdi burası ne? Üçgeni 45 45 90 üçgen. Çünkü şurası da k burası da k olduğundan dolayı. Ve sonrasında orijinden geçen D1 D2 doğrularını sınırladığı kapalı bölgenin alanı eşkenar üçgenmiş. Evet bu doğruyla Orijinden geçen iki doğru çizeceğiz. Ve bir eşkenar üçgen olacak. Arkadaşlar şimdi 60 dereceye nasıl elde ederiz? Orijinden geçen bir doğru. Hani şöyle çizersek olmaz. 60 derece olmuş oluşması lazım. Böyle çizersem 45'ten küçük oluyor bak şuradaki açı. Değil mi? Ama şöyle çizersem 45 ile bu açının toplamı 60 yapacak ya. E o zaman burası 60 derece. Yani orijinden geçen bir tane doğru bu. Eşkenar üçgen elde etmem için kırmızıyla eşkenar üçgen elde etmem için yani doğrumuz aslında şu şekilde devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Öbür da ne olacak 60 derece olması için şöyle mi olması lazım? Evet. Çünkü böyle olursa yine olmuyor. Burada kaçını oluyor? İşte 45 dereceden küçük oluyor. Yani 45'ten daha da böyle sağında olmak zorunda. O zaman öbür doğrumuz da bu şekilde olmak zorunda. Yani şu şekilde bir doğrudan bahsediyoruz. Evet, orijinden geçen iki doğru ve kırmızı doğru bir eşkenar üçgeni bu şekilde oluşturdu arkadaşlar. 60 60 60. Evet şimdi bunu birlikte kullanacağım. Eşkenar üçgenin alanı 48 köküç demiş. A kare kökü 3 bölü 4 eşittir 48 köküç ise köküçler sadeleşti. Buradan A kareyi ne buluruz? Bu 48 dediğimiz 16 çarpı 3 bir de 4 çarpımı var. A da buradan bunun karekökü yapıyor. 16, 3 ve 4'ün kare kökü yapıyor. Yani A 4 diye çıktı 2 diye çıktı 4 kere 2 8. 8 köküç yaptı. Eşkenar üçgenin bir kenarını kaç bulduk? 8 köküç olarak bulduk. K kaçtır diye soruluyor. E ne yapacağız? Eşkenar üçgenin özelliğini kullanacağız. Kenarları 8 köküç 8 köküç 8 köküç. Hocam bir tane bir yükseklik çizsem buradan. Yükseklik çizdiğim zaman 4 köküç 4 köküç diye bölüyor. E burası da 30 60 90 üçgen oldu. 30'un karşısı 4 köküç 60'ı karşısında köküç katı yapar. Yani 12 yapar. E şurada da ne çıktı arkadaşım? Bir 45 45 90 üçgen çıkmadı mı? Evet 12 ise bak burası da 12'dir. E 12 12 ise k kaç olacaktır? 12 kök 2 olacaktır. Yani cevap e yaptı. Güzel bir soru. Birinci soruyu e dremit bulduk. Geldik ikinci soruya. Aşağıda define haritası üzerine birim kareleri bölünmüş dik koordinat sistemi verilmiştir. Şu şekilde bir dik koordinat sistemi verilmiş. Bu harita üzerinde şu simge dikili taşı e, bu simge nereyi veriyormuş? Yaşlı ağacı, yeşil simgesi de azineyi göstermektedir. Dikili taş ile dikili taş ile yaşlı ağaç arasındaki en kısa uzaklık 156 kilometre. Şimdi dikili taş hangisiydi? Bu. Yaşlı ağaç hangisiydi? Şu pembe değil mi? Evet. Şu ikisinin arasındaki uzaklığı bize ne vermiş arkadaşlar? 156 kilometre vermiş. Normalde. Analitik geometride bu uzunluk ne kadar? Analitik düzlemde ne kadar? Ona bakacağız. Buradaki noktaları bulup iki nokta arasında uzaktan bakabiliriz aslında ama şöyle dik üçgenden de çıkıyor zaten direkt. Birim kareler olduğu için burası. Analitik düzlemde burası 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 12. Arkadaş 5, 12, 13 üçgeni. Yani burası ne oldu aslında? 13 birim uzunluğu oldu. Yani buradaki analitik düzlemde kağıt üzerindeki gösterdiğim 13 birim nereye denk geliyor? 156 kilometreye denk geliyor. 13 birim 156 kilometreye denk geliyorsa eğer bizden şu mavi çizgi yani hazine ile yaşlı ağaç arasındaki mesafe isteniyor. O zaman burada da şuna ait bir dik üçgen yapalım arkadaşlar. Şöyle buna ait bir dik üçgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burası. Büyük ihtimalle sayarsınız burası da 15'tir. 8, 15, 17 üçgeninden burası da 17 çıkar mı? O çıkar. Evet. Normalde kağıt üzerindeki 13, 156'yı gösteriyordu. 17 gerçekte kaç kilometreyi gösteriyor? Ona bakacağız arkadaşlar. E o zaman burada doğru orantı var değil mi? Evet. Soru işareti dediğimiz 17 ile 156'nın çarpımı bölü 13 yapmaz mı? Yapar. E o zaman burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım bakalım. 156 ile 13 sadeleşse. O zaman kaç yapıyor? Sanırım 12 mi yapıyor? Evet 12 yapıyor. Şununla şunun sadeleştirdiğimiz var. 12 yaptı. E sen 17 ile de 12'ye çarptığın zaman da 2 kere 7 14 34 bir de 17 o zaman 204 mi yapıyor? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle C seçeneği oldu arkadaşlar kağıt üzerindeki haritayı gerçek uzunluğunu bulurken oran orantı yöntemini kullandık. Bu da güzel bir soru. Sınavda benzeri çıkmış zaten. Geldik üçüncü soruya. Dik koordinat düzleminde 8'e 0 noktasından geçen bir çember y ekseninde 0'a 4 noktasında teğettir. E analitik düzlem çizeceğim. Özel durumlar var çünkü. Hadi bakalım şöyle çizelim. Nereden geçiyormuş? 4 burada teğet olacakmış ve 8'e 0'dan geçiyormuş. O zaman burada teğet olacaksa şu şekilde bir çember. Ne olacak arkadaşlar? Evet 8'e 0 noktası. Hadi burada olsun. Burası da 4 olsun. Hocam merkez varsa kiriş varsa ne yapacağız? Çektik. Hadi bakalım çektik. Sonra merkez varsa teğet varsa çektik. Bizim anahtar kelimeleri uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra ne oluyor? Arkadaşlar burada şurası kaç birim? Burası 8 birim. Şu kirişi keş parçaya bölecek. Aa, aa hocam burası 4. E burası da 4. E burası artı 8 oldu. Hocam burası da artı 8. En etkili silahımız yarı çap. Burası da artı 8 oldu mu? Oldu. Normalde A artı 8'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesi deniz. Burada hissederek bak 3 4 5 sağlaması tutmuyor. O zaman hissederek olmayacak. Açalım bunu. A kare artı 16 A artı 64 eşittir. A kare artı 16 dedin. A kareler gitti. A buradan negatif bir sayı gelecek. A negatif bir sayı olamaz ki. Ne yapacağız hocam burada? Bak şeklimizi bu şekilde çizdik ya. 4 noktası teğet ve 8'den geçecek dedik ya. Demek ki bu 8 x 80'in kestiği yerdeki 8 burası değil. O zaman bunları silelim. Oradaki x eksenini kestiği yer nerede arkadaşlar? En baştan itibaren sileyim şunları. x eksenini kestiği yer. Aha da burası o zaman 8. Yani hemen şey yapma. Soruya böyle geri dön. A negatif bir sayı olamaz. Demek ki 8 burada olacak. Buradaki noktayı ben bilmiyorum. E hadi bakalım. Şimdi buna göre işlem yapalım. Merkez varsa, kiriş varsa, teğet varsa çektik. Kiriş varsa çektik. Evet bunları çektik. İki eş parçaya bölecek. Eyvallah. E hocam buraya A dersen burası da daha... Tamamı 8 olduğundan dolayı buraya 8 eksi A mı kaldı? Evet. Yarı çap uzunluğu 8 eksi A yaptı. Hocam 4 ise burası 4. Burası da 4. En etkili silahım yarı çap. Hocam burası 8 eksi A. Pisagor. 8 eksi A'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesi. E hocam işlem işlem işlemle A'yı buluruz. Bak bu sefer 3 4 5 koyarsam sağlanıyor mu? Sağlanıyor. A yerine 3 koyarsak sağlandı. Yani 3, 4, 5 üçgenden 5 çıktı. Bu çemberin çevresi isteniyor. Çemberin çevresi de 2 pi r değil mi? Evet. 2 pi r. R dediğimizde 5. Yani çevresini böylelikle ne buluruz arkadaşım? 10 pi olarak buluruz. Cevabımız böylelikle C çıktı. 3. soruda. Geldik 4'e. Dik koordinat düzleminde bir köşe 0, 0 noktasında köşeleri ise y Eksi 1 bölü 2 x ve y 2 x doğruları üzerinde olan bir üçgenin ağırlık merkezi verilmiş. Arkadaşlar özel durumlar var orijinden geçen doğrular ve orijinden geçen doğrular ve orijin noktasından bahsettiği için ne yapacağız analitik düzlemi çizeceğiz kardeşim hadi analitik düzlemi çizip yorumlayalım şimdi y eşittir 2x doğrusu nasıl bir doğru arkadaşlar orijinden geçen bir doğru şöyle hatta eğimi 2 ya birden büyük olacak böyle biraz şu ya, eğimi 1 olan buraya bu ya birden daha büyük olacak şöyle yaptık yani tamam mı eğimi eksi 1 bölü 2 negatif olacak ve e, karşı bir komşusu da, karşısı daha küçük olacak. Yani aha bu şekilde olmak zorunda. Hatta ve hatta şuna bakacak olursak arkadaşlar. Bunun eğimi kaç? Hocam bunun eğimi eksi 1 bölü 2. Bunun eğimi kaç? 2. Burada dikkat edersen ne oldu? M1 ile M2 ters çelip eksilisi. Yani M1 çarpı M2 eşittir eksi 1 olduğundan bu iki doğru ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle dik olmak zorunda. Hemen şuradaki diki de yapıştıralım. Şimdi bana diyor ki bu doğru üstünden yani y eşittir 2x doğrusu üzerinden ve y eşittir eksi 1 bölü 2x doğruları üzerinden diyor ikişer nokta al tamam mı? Bir köşesi de orijinde olsun diyor bak bir köşesi burada olsun diyor. Bir tane noktayı burada al bir tane noktayı burada al üçgen oluştur diyor. Ağırlık merkezi de nerede olsun diyor. 2 bölü 3'e 3 ol, 3'te olsun diyor. Hocam ağırlık merkezi dediğimiz 2 bölü 3'e 3 birinci bölgede olacak. E o zaman ben bu noktayı burada seçmeyeyim arkadaşlar. Bu nokta biraz daha burada olsun. Şu noktada biraz daha burada olsun. Ağırlık merkezi tam şuraya bir yere düşsün. Tamam mı? Evet şöyle bir şey. Hadi şekli daha düzgün göstermek istedim sadece sana. Evet ağırlık merkezi de burası. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? E 90'lık var ağırlık merkezi var. Muhteşem şu işime yarar mı? Vallahi yaramayacak gibi görünüyor. Ancak burayı bulurum. Burayı bulduktan sonra bu iki noktada yok işime yaramaz gibi duruyor. Şimdi buradaki noktaların üzerinden gidelim isterseniz. Şuradaki noktaların üzerinden gidelim. Buradaki nokta y' 1 bölü 2x noktası ya yani burada sen burada x yerine ne yazarsan a yazarsan y'si eksi a bölü 2 oluyor. Yani a, a, a bölü 2 ile uğraşma. Bence x yerine 2a yaz. Şuradaki doğru da bölü 2'ler gitsin. x yerine sen 2a yazdığın zaman hatta burada istersen eksi 2a yaz. Negatif bir sayı olduğu belli olsun. Eksi 2a yazalım. Burada x yerine eksi 2a yazdım arkadaşım. Eksi 2a yazdığım zaman y'sine ne yaptı arkadaşlar? 2'ler sadeleşti. A, Artı A'm yaptı? Evet. Gelelim buraya. X yerine burada B ye yazsak ne oluyor? X yerine B ye yazdığımız zaman zamanda Y'si de 2B oldu değil mi? Ha, buradaki nokta 0, sıfıra sıfır noktası değil mi? Evet. Bak şimdi güzel bir şey geldi. Ağırlık merkezi var burada. Ağırlık merkezi ve 3 tane köşemiz var. Şimdi 3 tane köşe olduğu için nasıl bulduk bu ağırlık merkezini? Hani apsiler toplamın 3'e bölünmüş hali, ordinatlar toplamın 3'e bölünmüş hali değil mi? Evet yani şuraya yazıyorum arkadaşlar. Eksi 2A artı B artı 0 bölü 3'e sonra a artı 2b artı 0 a artı 2b artı 0 bölü 3 neye eşit olmak zorunda ağırlık merkezine ağırlık merkezine 2 bölü 3'e 3 üç değil mi evet 2 bölü 3'e 3 üç. şöyle göstereyim 2 bölü 3'e 3 üç. e o zaman burada hocam şu şuna eşit olacak yani burada eksi 2a artı b 2'ye mi eşit olacak evet eksi 2a artı b eşittir kaç yapıyormuş 2 çünkü bölü 3'ler sadeleşti. Hocam bu da A artı 2B bölü 3 3'e eşit ya. A artı 2B'nin de kaça eşit olduğunu söyleriz. A artı 2B bölü 3 eşittir 3 ise 3 ile çarptık 9'a eşit olacak. E, elimizde 2 bilinmeyen 2 denklem var. E ne yapacağız? E, burada A'yı B'yi bulabiliriz. Şunu 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam eğer A'lar gidiyor. Bu üçgenin alanı isteniyor bizden. Üçgenin alanı da buluruz arkadaşlar. A'yı bir bulayım ondan sonra gerisi de gelecektir zaten. Hadi bakalım 2 ile çarp taraf taraf topladığım zaman 2 A'lar gidiyor. 2 ile çarptım 4 B artı B kaç yaptı? 5 B yaptı. Bu da 2 ile çarpınca 18 artı 2'den 20 yaptı. 5 B eşittir 20 ise B'yi 4 buluruz. Herhangi bir tanesinde B yerine 4 yazsam 4 kere 2 8. 8 ile A'nın toplamı 9 ise A'yı da kaç buluruz? 1 buluruz. Şimdi A'yı 1 bulduysak buradaki noktamız eksi 2'ye 1 noktası yapar. B'yi de 4 bulduysak burası da 4'e 8 noktası yapar mı? Yapar. Şimdi bizden ne isteniyor? Buradaki üçgenin alanı isteniyor. Ya isterseniz burada 3 nokta var ya. Eksi 2'ye 1, 4'e 8 ve 0'a 0. İşte 3 nokta ile ilgili alanla ilgili formül vardı. Ama bence gerek yok. İstersen de şöyle yaparsın. Hocam buradaki nokta belli. Buradaki nokta belli. E sen burada buradaki noktadan belli ya. Şurası 2 birim burası 1 birim olduğunu biliyorsun. E buradaki noktadan da 4'e 8 ya. E, buranın 4 buranın 8 olduğunu biliyorsun zaten. Ha burada ondan sonrasında ne yapabiliriz arkadaşlar? sonrasında işlem de yapabiliriz. Ben burada ağırlık merkezini kullandım. Her şeyi kullandım. Burada bu taral alanını artık nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Bütünsel düşün. Büyük yamuğun alanından iki tane üçgenin alanını çıkartarak bulamaz mıyız? Buluruz. Büyük yamuğun alanı ne peki? Hocam alt taban artı üst taban. 8 artı 1 çarp yükseklik şuraya yazıyorum. 8 artı 1 çarp yükseklik yüksekliğimizde kaç burada? 6 böl 2 büyük yamuğun alanı. Ve şunları çıkartacağım. Yani 1 çarpı 2 bölü 2'yi çıkartacağım. Bir de 4 çarpı 8 bölü 2'yi çıkartacağım. Hocam burası kaç yaptı? Şöyle 3. 3 kere 9 27 eksi 1 eksi 16'ya eşit oldu. Şöyle topladığımız zaman da kaç yapıyor? Burası kaç yaptı? Eksi 17. 27 eksi 17'den cevabı 10 diye ulaşırız. Valla ben bu şekilde buldum ama buradaki eğimden gerçi noktayı işte ağırlık merkezini kullanmak için sanki bunu yapmalıydık arkadaşlar. E, noktaları da zaten 2 2 denklemden bulmuş olduk. Başka yolda yapılabilir mi? Bir deneyin isterseniz. Şöyle muhteşem üçlü bir işimize yarayacak mı? Benim işime yaramayacakmış gibi hissettim ama sen de bir deneyip öyle bir çözmeye çalış istersen. Bu da çok güzel bir soru. Bunun da benzeri de bir soru. Yine karşılaştığımız bir soru arkadaşlar. Dikkat edin bu sorulara. Bak ÖSYM böyle sorularla karşımıza çıkmış. Yani aslında şöyle baktığınız zaman yapılamayacak bir soru değil. Ama Hani belki de ilk defa görüyorsunuz. Evet analitikte böyle ilk defa göreceğiniz soru tiplemeleriyle karşılaşıyorsunuz. Ya da birbirini tekrar eden şeyleri çok görüyorsunuz. O yüzden bu sorular senin için aşırı derecede önemli. Bu cümleyi zaten benden çok duydun. Evet dördüncü soruyu 10 bulduk yani balık kesir bulduk geldik beşinci soruya. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki dikdörtgen bir doğruyu bir doğruyla eşit alan iki bölgeye ayarlı. Arkadaş para her kenarda da söylemiştik bunu. Dikdörtgende de aynı şeyi söyleyebiliriz. Dikdörtgende eşit alanlı iki bölgeye ayırması için nereden geçmesi lazım? köşegenlerin kesim noktasından geçmesi lazım. Mesela bu köşegen iki eş parçaya ayırır. Bu da aynı şekilde. hoca e, hocam illa köşegen mi olmak zorunda? Hayır. Köşegenden geçen, köşegenlerin kesim noktasından geçen bir doğru paraya kenarı ya da neyi? Dikdörtgeni ya da paraya kenarın tüm özel hallerini dikdörtgen kare eşkenar dörtgen mesela bunları ne yapar? Eşit alanı iki bölge ayırır. Bunu daha önce size bahsettiğim için burada hızlı bir şekilde geçiyorum kardeşim. İspatım ispatlı. ben sana bunun yaptım zaten. Paralel kenarda ya da dikdörtgende olması lazım. Şimdi o zaman bu doğrunun eğimi de 2 bölü 3'müş. Sağ yatık olacak ya. O zaman ben burada ne yapacağım? Hocam bu dikdörtgenlerin kesim noktasını bulacağım. Yani şu kesim noktasından geçen buradan geçen ve sağ yatık eğimi 2 bölü 3 olan bir doğru çizeceğim. İşte eğimi de 2 bölü 3 olan do bir doğru bu arkadaşlar. İşte bu doğrunun eğimi 2 bölü 3 olduğu bilindiğine göre y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben bu doğrunun denklemini yazacağım. Bu doğrunun denklemi için kendime iki soru soruyorum. Bir eğim. Hocam eğim belli. 2 bölü 3 demiş zaten. 2 nokta. Hocam burası tam ağırlık merkezi ya. Köşegenlerin kesim noktası ya. E şunlar birbirine eşit. Hocam burası 0'a 4 noktası. Burası da 12'ye 0 noktası. X'ler toplamının yarısı 12 artı 0 bölü 2. 6'ya Y'ler toplamının yarısı 2. Evet. O meşhur iki sorun cevap belli. Hocam eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Nasıl yazacağız? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdı. Yani m dediğim 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Yani 2. E buradan arkadaşlar 2x eksi 12 eşittir. 3 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 3y eksi 6 yapar. E o zaman ne oldu burada? 2x eksi 3y eksi 6 eşittir 0. Doğrunun denklemi oldu arkadaşlar. E doğru denklemini niye yazdık? Doğru denklemini yazalım ki y eksenini kestiği noktayı bulalım. Y eksenini kestiği yeri de bulmak için ne yapacağım? X yerine 0 yazdım. Yazacağım. X yerine 0 yazacak olursak arkadaşlar. Eksi 3 y eksi 6 eşit ya 0 yapıyor ya. Buradan X 6 eşittir 3 yapar. Y'yi de buradan eksi 2 diye bulur muyuz? Buluruz. Y eksenini kestiği yer ordinatı kaç yaptı o zaman? Eksi 2 yaptı arkadaşlar. Evet analitiği bak dikdörtgenle böyle birleştirilmiş bir şekilde böyle karşımıza çıkarabilirler. Beşinci soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik 6 soruya. Dik koordinat düzleminde birinin merkezi 20'ye 0 diğerinin merkezi 0'a 15. Analitik düz düzlem çizeceğim çünkü özel durumlar verilmiş arkadaşlar bana. Özel durumlar birinin merkezi 20'ye 0 verilmiş diğerinin merkezi de 0'a 15 verilmiş. İşte 0'a 15 burada olsun. Çok fazla da abartmayalım şöyle. Burası da 20 noktası olsun. Burası da 15 noktası olsun. Birinin merkezi burada. Birinin merkezi burada olan iki çember sadece 8'e 9 noktasında kesmektedir. Yani bunlar birbirine teğet diyor. O zaman şöyle bir çemberi çizdim. Sonra öbür çemberi de çizdim. Bunlar bir noktada kesiyormuş. Yani teğetmiş. etmiş. i̇şte aynen böyle mi olacak çemberlerin denklemi? İşte buradaki noktayı da bize ne vermiş? 8'e 9 noktası vermiş. Bu çemberlerin orijine en yakın olan noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ilk önce çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. E hocam burası kaç? Şurası uzunluk olarak 20, burası uzunluk olarak 15. 15 20 25 üçgeninden tamamı 25 yaptı. Şimdi şu 8'e 9 noktasına bakalım arkadaşım. Burası 0 15 noktası değil mi? Evet. 0 15 noktası 2 nokta arasındaki uzaklık. Tamam bunun yarıçapını bulabilirim. X'ler farkı 8, Y'ler farkı 6. Aa, 6 8 13 üçgeninden burası 10 çıkar. Hocam burada da iki nokta arasındaki uzaktan bulabiliriz ama 15 20 25 ya. Buraya da 15 kalın diyebiliriz. Ya da burası 20'ye 0 noktası ya. X'ler farkı 12, Y'ler farkı 9. 9 12 15'ten 15 çıktı diyebiliriz. Şimdi bunun yarıçapı 15. 15'i yazdım. Bunun yarıçapı çapı e, kaç? 10. 10'u yazın. Şimdi bana diyor ki bu çemberlerin diyor orijine en yakın olduğu noktalar arasındaki uzaklık Şimdi bu noktanın bu çembere yakın olduğu yer merkezden geçirdiğin zaman tam şuradaki nokta değil mi? Evet. Bu da merkezden geçirdiğin zaman tam buradaki nokta değil mi? Aynen öyle. Bu noktalar arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Yani Pisagor bantısı yapacağız. Hocam tamamı 20'yi de 5. 15'i buradaysa buraya 5 kalır. Tamamı bunun da 15'ti. Burası 10'sa buraya da 5 kalır. O zaman burada ikizkenar kenar dik üçgen çıkar. Ve burası da 5 kökke çıkar mı? Çıkar. Güzel bir soru. 6. soru balıkesir oldu. Geldik 7. soruya. Dik koordinat düzleminde köşe noktalarının koordinatları verilmiş. A noktası 2'ye 2 verilmiş. B noktası eksi 2'ye 2 verilmiş. C noktası eksi 2'ye eksi 2 verilmiş. Ve D noktası da 2'ye eksi 2 verilmiş. Yani burada o zaman bunları böyle birleştirdiğin zaman kare yapıyor. 2'ye 2 noktası. Burası da 2'ye eksi 2 noktası ya. Yani burası kare yapıyor. 90 derece yapıyor. Şuradakiler de dik oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Ve ben burada şunu da bulabiliyorum hatta. 2'ye 2 ya. Hocam burası 2 birim, burası 2 birim, burası 2 birim, burası 2 birim, birim. Aynı şekilde ikişer birim mi oluyor bunların hepsi? Evet belki içime yarar, belki yaramaz. Şunları şöyle bir yapalım. Bu kareye sırasıyla orijin etrafında saat yönünün tersinde 45 derece 45 derece döndürme. Nerede? Orijin etrafında saat yönünün tersine. Saat yönü bu yön, saat yönü tersine bu. Şimdi 45 derece döndüreceğim. Arkadaşlar 45 derece ben nasıl elde ederim? Tam köşegenlerin kesim noktası değil mi? Evet. Şimdi ben bunu 45 derece döndürüyor. Sen bunu 45 döndürürsen hop buraya mı gelecek? Çünkü şuraları kaçar derece arkadaşlar? Buraları köşegenlerden dolayı 45'er derece değil mi? O zaman sen bunu 45 derece döndürdün. Bu noktayı 45 derece döndürürsen hop buraya gelir. Hocam bunu 45 derece döndürürsen, döndürürsen hop buraya gelir. Bunu 45 derece döndürürsen hop buraya gelir. Bunu da 45 derece döndürürsen nokta olarak hop buraya gelir. Yani senin A köşesi bak buraya geldi A. Sonra A üstü diyelim buraya. Sonra öbürü B buraya geldi. C noktası buraya geldi. Buraya da D noktası geldi. Tamam bunlar üstüler olsun. Tamam yeni karemiz ne yaptı o zaman? Şöyle 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 mi oldu? Evet. Şimdi x eksenine göre yansımasını alıyorum. X'e göre yansımasını aldığımız zaman hop A ile C ye yer mi değiştirecek arkadaşlar? Evet. B üssü ve D üssü aynı kalıyor. A üssü ve C üssü yer değiştirecek. Yani şuradaki noktamız A üssü olacak. Buradaki noktamız da C üssü olacak. Hatta C2 üssü A2 üssü diyelim buraya. Sonra da Orijin etrafında saat yönünde 45 derece döndürme. Bu sefer de saat yönünde 45 derece döndüreceğim. Saat yönünde ben bunu 45 derece döndürürsem arkadaşlar, bu sefer bu yönde 45 derece döndürürsem hop böyle buradaki C noktasıydı. Hop buraya mı gelir? Evet. Buradaki noktamız artık ne oldu? C noktası oldu. Bu B'ydi. Burası yine B noktası oldu. Ondan sonra bu C'ydi. Hop bu buraya gelecek. Pardon, A olmuştu burası. O zaman burası A noktası olacak. Hocam bu da döndürdüğün zaman hop D'ydi burası zaten. Yine D noktası olacak burası. E son durumda bu karenin koordinatları değişmeyen köşeleri hangileridir? Koordinatları değişmeyen hangileri oldu arkadaşlar? Bak D ve B köşesi oldu. Yani D ve B köşesi olduğu için cevabımız ne çıktı? C Hunt çıktı arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere koordinatları değişen noktalar bu C oldu. A değişti yani. Hatta C de değişmiş oldu. C de A oldu çünkü. Tamam mı? A ile C değişti. B ile de değişmedi arkadaşlar. Evet 7. soruyu da bu şekilde bulduk. C'yi bulduk. Geldik 8. soruya. Emre matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat düzleminin y ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Hadi bakalım y ekseni üzerinde bir nokta işaretleyip b analitik düzlem çizerek yapacağız. B2 çizmeden yapacağız. Nasıl bir nokta o? Sıfıra y noktası değil mi? Sonra işaretlediği bu noktanın x koordinatını 2 arttırıp hadi bakalım 2 arttırdığım zaman 2'ye Y koordinatını bir, bir azaltıyor. Y-1 yapıyoruz. Bu noktayı elde ettik. İkinci bir noktayı elde ettik. İkinci noktaya da aynı işlemi uyguladığında yani 2 arttırdığım zaman seni 4 yaptı. Ordinatından da bir azalttığım zaman Y-2 yaptı. İşte bu nokta uyguladığımda 3. bir nokta elde ediyorum. Ama x ekseni üzerinde 3. bir nokta. Yani aslında bu nokta ne oldu? 4'e 0 noktası mı oldu? Evet. Emre'nin 3. noktaya da aynı işlemi uygulayarak elde edeceği dördüncü nokta. E 2 birim sağa yani 6 birim olacak. 1 bir birim aşağıya yani 1 bir birim aşağı girmek ordinatından 1 çıkartmak demek. Eksi 1 noktası yapıyor. Demek işte burada bu dördüncü noktanın koordinatları nedir diye soruluyor. Toplamı nedir diye soruluyor. 6 ile eksi 1'in toplamı soruluyor bize. Cevap kaç çıkar? 5 çıkar. Evet cevap balık kesir oldu. Bu soruyu normalde analitik düzlem çizerek de yapabilirsin büyük ihtimalle. Ama ben ilk başta dönüşümlerde bu şekilde uyguluyorum. Uygulayınca da herhangi bir sıkıntı olmadı. 8. soru balık kesir. Geldik 9'a. M1 gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde 0 0 noktasından geçen doğrunun eğimi M. 0 1 noktasından geçen doğrunun eğimi 3 M. Eksi 1'i 0 noktasından geçen bir doğrunun eğimi de 6 M oldu. Ve bu üç doğrunun bir noktada bilin, kestiği bilinmektedir. Analitik düzlem çizerek mi yapılacak? Normal yoldan mı yapılacak? Tam kestiremedikse hemen analitik düzlem çizelim. Orijinden geçen ve eğimi M olan bir tane şey çizin. Sonra 0'a 1'den geçen yani şuradan geçen ve eğimi 3 M. Biraz daha böyle Kalkık olacak değil mi? Bu şekilde bir şey çizdik. Eğimi 3M olanı çizdik. Bir de öbürü eksi sıf nereden geçecek arkadaşlar? Eğimi 6M olacak. Biraz daha böyle yukarı doğru yatık olacak ve 0-1'den geçen işte bu doğrular hep buradan kesiyormuş. Aha böyle. Yani buradaki 0'a eksi 1'den geçecek buradaki noktada. Aa sanki burada şekil çizerek böyle özel durumlar çok fazla oluşmuyormuş gibi duruyor. O yüzden şekil çizmeden verilen doğruların denklemini çizerekten, yazaraktan bir şey yapmak daha sağlıklı olacak gibime geldi. Sonuçta ben eğim belli, nokta belli doğru denklemini yazarım. E, yazayım tek tek. Sonra bu doğruların kesim noktasını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ortak çözümle buluyorduk. E o şekilde yapalım. Şimdi orijinden geçen ve eğimi m olan doğru direkt çok kolay zaten. y mx doğrusu diyeyim bir tanesi. Evet. Öbürüne bakalım. Eğimi 3m olacak ve bu noktadan geçecek. Yani eğim çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y şeklinde yazılıyordu. Yani buradan 3mx eşittir y eksi 1 mi yaptı? Evet. Yani buradan y eşittir 3mx artı 1 yaptı. Evet bir tane doğru bu. Bir tane doğru bu. Şimdi bir sonraki doğruyu yazalım. Bir sonraki doğru da, da eğim bu nokta bu. Yani m çarpı 6m çarpı daha doğrusu x eksi, eksi 1 yani x artı 1 eşittir y eksi 0. Buradan 6mx artı 6 eşittir y yaptı. Bu 6m olacak özür dilerim eşittir y. Yani bu doğrunun denklemi de 6mx artı 6m yaptı. Şimdi ben bu üçünü ortak çözüm uygulayacağım. Tek bir noktada kesiyor. Arkadaşlar üçüncü denklemimiz de bu. Şimdi ortak çözüm uygulayalım. Hadi y yerine mx yazalım. Gel burada y yerine mx yazalım. Ya da mx yerine y yazsak daha sağlıklı değil mi? Evet mx yerine y yazdığımda. Hocam y eşittir. Bak şu ikisine ortak çözüm yapıyorum. Buradan ne geliyor o zaman? y eşittir. 3y artı 1 geldi. Buradan eksi 2y eşittir. 1 geldi. y'yi de eksi 1 bölü 2 bulduk? Evet. Hocam şununla da şuna ortak çözüm yapalım. Şununla da şuna ortak çözüm yaptığımız zaman mx yerine y ye yazalım. mx yerine y ye yazalım. E, mx yerine y ye yazdığımız zaman hocam burası 6y yaptı. Öbür tarafa attınca eksi 5y yaptı. e artı, ve burası yazınca öbür tarafa atınca eksi şey yaptı. E bu da 6 m'ye eşit. Hocam y de zaten eksi 1 bölü 2 değil miydi? Evet kesim noktasındaki y'yi bulmuştuk. Yani eksi 5 çarpı eksi 1 bölü 2 eşittir 6 m olduğundan. Burası 5 bölü 2 eşittir 6 m oldu. Bu bölü olarak geçecek. O zaman m de buradan 5 bölü 12 olarak çıkar mı? Çıkar. Evet sanki buradan daha kolay çıktı. Diğer türlü o doğruların kesim noktasından da yapılabilirdi. Çeklende çok uzun olacağını zannediyorum. O yüzden buraya gittim. Burada da sonuçta kesim noktasını nasıl olduğunu biliyoruz. Ortak çözüm olduğunu biliyoruz. Ortak çözüm dediği yerine yazmayı yaptım. Hem bu ikisinde ortak çözüm hem de bu ikisinde ortak çözüm yaparak M değerine ulaştık. Cevap C an oldu. 9. soruda. Geldik 10. soruya. Dik koordinat düzleminde x eksenini 4'e 0 noktasında teğet olan bir çember. Arkadaş 4'e 0 noktasında teğet ise burası 4'tür. Şimdi bu doğru verilmiş. Bu doğru verildiyse hemen ekseni kestiği yeri bulsak mı acaba? Y yerine 0 yazsak. X'i kaç yaptı? 10 yaptı. E burada x yerine 0 yapsak. Y'si kaç yaptı? 5 yaptı. Y'si 5. X'i 10. Yani buraya 6 mı kaldı? Evet. Tamam. Bunu da bulduk. Bir de ne diyor? Şimdi bu doğru çemberi 2 eş parçaya ayırıyormuş. Arkadaşlar çemberi 2 eş parçaya ayıran bu doğru çap olmak zorunda değil mi? Yani çemberin merkezi bu doğru üzerinde olmak zorunda. E arkadaşlar benden ne isteniyor? Şekildeki çemberin çevresi diyor. Yani yarı çapını bulmamız yeterli. Merkez var. Teğet var. Çektik. E hocam burada bildiğin benzerlikten çıkacak. Yarıçap 6 bölü tamamı R bölü 5 eşitliği midir? Evet. Ya da şöyle yapabilirsin. Hocam merkezde çektik yaptık ya. Burası 4 ya. Apsisimiz 4'e K yapıyor deyip 4'e K da bunun üstünde deyip merkezde o şekilde bulabiliriz. Tamam? E ya da direkt benzerlikten çıkıyor zaten. 6 bölü 10 eşittir R bölü 5'ten dolayı R'yi buradan kaç buluruz? Hocam yarısı olmuş, yarısı olacak. R'yi buradan 3 buluruz. R3 ise çemberin çevresi nedir? 2 pi R. Yani 6 pi yapar. Evet cevap böylelikle C hal çıkar. İster geometriden yap, ister analitik bilginden yap, istediğin yerden yap. Sorun yok bence. 10. soruyu da böylelikle C hal bulduk ve test 4'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda test 5D yani sanırım son testte. Evet son testte. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.